Evet sevgili dostlar hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. 22 Nisan pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları değerlenmek üzere sizlerle birlikteyim. Pazartesi bültene baktığımızda sevgili dostlar oldukça zor oldukça dar gözüküyor. Tabii ki kolay değil bu tarz günlerde biliyorsunuz ki kazan sağlamak çok da kolay olmuyor. Tabii bu mevcut şartlar içerisinde neler yapılabilir i̇şte maçlara yönelik hangi tercihler alınabilir bunlara kafa ama çok iddialı olduğum bir gün olmadığını Özellikle söyleyeyim arkadaşlar, düşük mislilerle değerlendirmeler yapın. Yani keyiflik, takiplik, bir kupon, iki kupon fazlası yeterli olacaktır. Ki hafta içi de e, yine nispeten hatır sayılır bir bülten. Özellikle salı, çarşamba ki özellikle çarşamba günü nispeten e, iyi bir bülten olduğunda söyleyebilirim. Yani hafta içi de çok boş seviyede geçmeyecek. O yüzden pazartesi günü dediğim gibi oynayacaklar en azından. Bence dikkatli olsunlar arkadaşlar. Özellikle bu kanalın izleyicileri ekstra dikkatli olsunlar. Çünkü... Öyle bir pazar günü geçirdik ki az sonra ondan da bahsedeceğim. Gerçekten inanılmaz seviyedeydi. Sezonun rekor performanslarından birini ortaya koyduk ki o yönden de çok ciddi bir e, kredi kazanmış olduk ki benim de tercihlerim oldukça riskli tercihler olacak arkadaşlar pazartesi. Yani biraz kamuoyunun e, beklentisinin aksine tercihlere gideceğimi de söyleyeyim. Zaten yeri gelince sizler de göreceksiniz. Tabii ki sizlerden tek beklentim her zaman olduğu gibi beyinler sevgili dostlar. Özellikle dediğim gibi inanılmaz bir pazar gününün ardından o beğenleri mutlaka sizlerden bekliyorum, rica ediyorum ve ilk kez kanalımızı e, izleyecek olan, keşfetmiş olan izleyeceğimiz varsa ya da bir süredir takip eden ama diyelim ki abone olmamış izleyicilerimiz varsa onlardan da ücretsiz bir şekilde abone olmanı rica ediyoruz ve abone olurken de sevgili dostlar bildirimleri de açın ki bir sonraki yayınlarınızda kaçırmamış olursunuz diyelim. Ee, pazar performansımıza bakalım ve tabii gruplarımızdan da biraz bahsedelim. Orada da hafta sonu nasıl geçirdik, neler başardık, neler başarmadık onları da ortaya koyalım. Gruplarımıza katılmak isteyen dostlarımız da net bir şekilde bilgileri vermiş olalım. Evet pazar e, video performansımızda ilk 5 maçımız bu şekildeydi. 5'inde de başarı sağladık ki totalde de sizlere 10 tane karşılaşma önermiştik. Bunların tam 9'unda başarılı olduk sevgili dostlar. Gerçekten dediğim gibi sezonun rekor seviyesindeki performanslarından birini ortaya koyduk. Ee, ilk 5 maçımız bu şekildeydi ikinci 5 maçımızda da yalnızca bir fire vererek dediğim gibi toplamda 10 ana tercihimizin 9'unda başarı sağladık oldukça güzel oldukça keyifli bir pazar günü bizler için oldu bu tercihlerimizi değerlendirip kazanç sağlayan youtube izleyicilerimizi tebrik edelim henüz hala daha beğeni yapmamış olan izleyicimiz varsa da şu performansı hatırına ben net bir şekilde güzel bir beğeni hak ettiğimizi düşünüyorum arkadaşlar o yüzden lütfen beğeni tuşuna da tıklamayı unutmayalım ihmal etmeyelim e, ee, Katıl grubumuz yine e, iyi işler yapmaya devam ediyor. Baktığımızda Cuma günü kombinimiz bu şekilde başarılı olmuştu ki burası e, YouTube katıl butonu üzerinden adı üzerinde hizmet veren bir seviye arkadaşlar. Herhangi bir mecrada ekstra bir grubu vesaire yok. Misli oynanmayan bir seviye yani ortalama, ortalama altı meblalarla değerlenme yapıyorsunuz. kasanız ortalama seviyede ise ortalama altı seviyede ise buraya katılım gösterebilirsiniz. Yani 150-200 maksimum hani hafta sonu 250-300 liralara bir kuponda çıkıyorum diyorsanız Gelmeniz gereken seviyemiz burasıdır arkadaşlar. Keza gördüğünüz gibi Cumartesi kombinimiz de başarılı oldu. Burada da Belçika'yı e, maden olarak bulduk ve yıllardır daha doğrusu haftalardır düzeltiyorum. Net bir şekilde işliyoruz. E, pazar kombinimiz başarılı olmadı. Freiburg-Mainz maçındaki ilk yarı birbiriyle başlamıştı aslında ama bir gol daha ne yazık ki ikinci yarıda gelmedi. Ancak burada da yine bir ufak da olsa kazanç koymayı başardık ki korner e, ikilimiz bu şekilde başarılı olmuş oldu. Yani hafta sonu performansımız yine burada oldukça iyi bir seviyedeydi. Ve süperstar grubumuz bir üst seviyemiz yine tıpkı katıl All Star gibi iddia içerikleri üzerine ilerleyen bir seviye ama YouTube katıl butonu üzerinden değil e, Telegram üzerinden hizmet veren bir seviye. Dolayısıyla katılmak için bize ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. E, burada da Cuma kombinimiz yine ana kombinimiz bu şekilde başarı sağlamıştı. Keza Cuma'nın corner ikilisi vardı yine oldukça güzel bir şekilde bizlere e, getiri sağlattı. Bir tane de canlı tercih bu şekilde almıştık. Yani zaten muazzam bir Cuma günü, firesiz bir Cuma günü geçirmiştik burada. Cumartesi iki tek maçımız başarılı oldu ki buranın en önemli özelliği tek maç önerileri sevgili dostlar. Yani geniş bültende ki hafta sonu binlerce maç oluyor biliyorsunuz. Bunların arasından iki günden toplamda 3-4 bültene göre bu 5'e kadar da çıkabiliyor. Tek maçları seçerek güvendiğimiz yani bu arkadaşlar bu karşılaşmalar bizlere kazan salatabilir dediğimiz tercihleri özellikle ayıklayarak dostlarımıza sunuyoruz. Cumartesinin ilk tek maçı bu şekilde başarılı oldu. Leipzig galibiyetini 1.5 üzerinde bekliyorduk. Hoffenheim Gladbach maçında biraz da oran riskine gittik çünkü gol bahisleri düşük seviyedeydi. Bir gol daha riske giderek burada 3.5 üstünü çok da güzel bir orandan aldık. Yani cumartesi burada full seviyede kapattık sevgili dostlar. Pazar günün tek maçı başarısı oldu. Ne yazık ki Stuttgart burada Bremen deplasmada tek golde kaldı ki bu da haftanın en büyük sürprizlerinden biriydi. Biz de takıldık ama çok güzel iki tane kombinle orayı da net bir şekilde telafi ettik. Bir tane karşılıklı gol var. Üçlüsü dostlarımı önerdim. Bu çok güzel bir şekilde başarı sağladı. Yaklaşık 3 oranlı bir getirisi oldu bizlere ve akabinde de ki e, burada da yine günün ideal kombini yani ana kombin tadında biraz da düz tercihlere giderek tabii ki bir öneri sunduk. Bu da yine güzel bir kazanç getirdi. Yani tek maçtaki kaybı net bir şekilde telafi etmiş olduk. Yurtdışı dışı da yine son e, yine Cuma, Cumartesi, Pazar yani son 3 gününde ana kombinlerinin kazandığını söyleyelim arkadaşlar. Cuma kombini bu şekildeydi ki burada e, gerçekten sağlam diye tabir ettiğimiz tercihlere gidiyoruz. Tabii ki oran ikinci planda kalıyor. Yurt dışı avantajını kullanıyoruz burada. Bazı tercihleri iddia biliyorsunuz Oran açılmıyor. Açılsa düşük oluyor. Bazen tercihin aklımızdaki tercihin kendisi de açılmıyor ama yurt dışında böyle bir e, lüksümüz olabiliyor. Cuma kombinimiz bu şekilde başarılıydı yine. Gördüğünüz gibi cumartesi günü kombinimiz de başarılı oldu ve pazar kombinle de üçlemeyi tamamladık. Yani cuma, cumartesi, pazar hafta sonu üçlemesini tamamladık arkadaşlar. Yurt dışı grubunun da yine e, YouTube katıl butonu üzerinde olmadığını ve katılmak için bizlere ulaşmanız gerektiğini hatırlatalım arkadaşlar. O da Telegram üzerinden hizmet veren bir seviye. Hem yurt dışı hem süperstar grubuna katılmak için Instagram ya da Telegram linkleri üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ki şunu da söyleyeyim yurt dışı grubuna katılmanız halinde otomatik olarak süperstar üyesi de olmuş oluyorsunuz. Yani süperstar paylaşımlarını görüyorsunuz. Dilerseniz onlara da bakarak değerlendirmeler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi süperstar ve yurtdışı grubu e, YouTube katıl butonu üzerinde yok. O yüzden ulaşmak için e, katılmak için bize ulaşmanız lazım. Instagram'da Telegram'da ulaşırsanız herhangi birine ulaşırsanız sizlere yardımcı oluyoruz arkadaşlar ki Instagram ve Telegram linklerinde videonun açıklama kısmında olsun sabitlenmiş ilk yorumda olsun bulabilirsiniz. Sadece şunu söyleyeceğim son olarak bu konuyu kapatmadan e, gruplarımız konusunu. Arkadaşlar mağara adamlarından olmayın. Bundan kastımız nedir? Adam şimdi yazıyor bana Telegram'dan kupon yazıyor soru işareti koyuyor. Ya bu sen yani nasıl bir insansın? Nerede büyüdün? Mağaralı kendi imkanlarına mı dünyaya gelip büyüdün? Ne yaptın? Ben gerçekten bazı insanlar insanlar anlamıyorum arkadaşlar. Hayatında hiç e, tanımadığım birinden değil mi? Bir konuda bilgi alacaksın. Bir de önce bir selam, merhaba, selamun aleyküm. Hangisini artık tercih ediyorsan. Ben işte ya şu grubunuz hakkında bilgi almak istiyorum. İşte şu grupla ilgileniyorum. Fiyat bilgisi verir misiniz değil mi? Önce bir kendini tanıtırsan bir selam ver ama bazıları ne yazık ki büyük baş olarak dünyaya geliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi mağara adamlarından lütfen Olmayın arkadaşlar birazcık insanlık da önemli zaten bu tarz e, kişiler ağızlarıyla kuş tutsa grubumuza giremezler kendileri zaten ilk mesajdan belli ediyorlar diyelim sevgili dostlar beğenilerinizi gönderdiyseniz abone olmayan dostlarımız abone oldarsa şöyle hemen e, ilk maçımızı da ekrana vererek startımızı yapalım. Evet e, Roma-Bologna maçı sevgili dostlar yani çok zor bir karşılaşma baktığımızda e, şampiyonlar ligi bileti için yani o dördüncü bilet biliyorsunuz ilk üç zaten kapalı gibi gözüküyor işte Inter zaten şampiyonlar gidiyor az sonra maçını konuşacağız. Milan çok yüksek ihtimalle ikinci sırada yer alacak, Juventus 3. sırada, dördüncü sırada şu anda Bologna var ama Roma tehditte alttan var ve Roma'da De Rossi geldikten sonra biliyorsunuz muazzam işler yapıyor. UEFA Avrupa Ligi'ne yarı finale kadar geldi ve çok ciddi ligde de bir seri içerisinde, bir yenilmezlik serisi içerisinde. Tabii ki çok zor bir maç, Bologna avantajını korumak isteyecek, işte Roma'nın bir eksik maçı da var orada baktığımızda. Gidip Roma deplasmanında kaybetmemeye, öncelikli olarak kaybetmemeye çalışacak. Roma galibiyet almaya çalışacak ama karşıdaki taraf çok ekstra sezon geçiriyor. Yani son yılların belki tarihinin en iyi Bolognalarından biri. Nereden bakarsanız bakın çok ama çok zor bir mücadele sevgili dostlar. Roma'nın yorgunluğunu unutmayalım yine. E, çok kritik bir karşılaşma oynamışlardı hafta içi. Oradan da istediklerini aldılar Milana karşı ve e, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadılar. O yüzden çok ciddi bir yorgunlukta burada olacaktır ama hocanın da da rotasyon yapma şansı çok fazla yok. Çünkü bir yandan dediğim gibi şampiyonlar ligi bileti istiyorlar. O yüzden biraz temponun böyle düşük seviyede başlayabileceği karşılaşma, bir karşılaşma düşünüyorum kendi adıma. Hayal ediyorum yani. Zaten Bologna dediğim gibi biraz daha beraberlik ağırlıkta da oynayacaktır. Roma tabii ki iç avantajı var ki İtalya saatiyle de bu baktığımızda erken saatlerde oynayacak bir karşılaşma. Roma'da güzel bir havada oynayacak ama çok da fazla yorgunluk kaynaklı oyunu erken riske etmeyecektir diye düşünüyorum. Yani biraz savunmaların maçı burada özetle olabilir sevgili dostlar. Oyun kitlenip kalabilir. Tabii ki çok erken bir gol gelir duran toptan vs. Benim analizim patlar ama burada dediğim gibi biraz da pazartesi olmasından kaynaklı riskli tercihlere yöneldim. Ben ilk yarıda eşitliğin bozulmayabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Bu kontrol oyundan kaynaklı. Aslında 0-0 bekliyorum ama olur da acayip bir başlangıç olur. Biri atar, diğeri karşılık verir. Öyle biter. O ihtimalde yanımız alalım. O yüzden ilk yarı 0 tercihine gittim burada sevgili dostlar. 1.80'lik oranı var. Günün riskli tercihlerinden biri ama oranda riski karşılıyor diyenler değerlendirebilir diyerek bir sonraki maçımıza geçelim. Evet Sivasspor Fenerbahçe maçı. Tabii Fenerbahçe Olimpiyakos'a karşı e, çok ya şok bir e, elenme yaşadı açıkçası baktığımızda. Olimpiyakos dediğiniz takım bunu e, PAOK maçını değerlendirken de pazar günü söyledim. Ya, Türkiye Ligi'nde ilk beşe ya girer ya giremez. Ya, girse bile beşinci sıradan falan girer. Gerçekten çok basit bir takım. Yani Yovetişler falan artık yürüyecek halleri yok. Bir tane iyi oyuncusu var. Kaleci mesela iyi bir penaltı kurtarıcısı çıktı. Fortunis yine nispeten iyi bir oyuncu ama baktığımızda gerçekten olacak iş değil Yani Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oturup bırakması, öyle de böyle bırakması akıl alır gibi bir şey değil. Ve biliyorsunuz Fenerbahçe sezonun bu bölümlerinde kırılabilen bir takım sevgili dostlar. Şimdi çok kritik bir mağlubiyet geldi. Bütün eleştiri okları yönetim ve hocanın üzerinde İsmail Kartal üzerindeki çok da haklı bence Fenerbahçe'nin taraftarlar bu noktada. Ve bu zor atmosferde, bu zor şartlar altında bir Sivas deplasmanı oynayacaklar. Avantajı ne? Sert bir havada oynanmayacak bir karşılaşma. Sivas Spor'un durumu rahat. Hani bu tabii ki bu etmenler ve çok ihtiyacı olması Fenerbahçe'yi biraz daha şanslı kılıyor ama burada baktığımızda sevgili dostlar 1.30 bülük bir Fenerbahçe galibiyet oranı var. Yani bunu alsan, alsanız alamazsınız, satsanız satamazsınız. Bu oranla oynamanız gerekecek. Oynamak için de efendime söyleyeyim 4.5 altında mı kazanacak? İlk yarıdan mı gol bulacak? İlk yarı 2 mi olacak? İşte işte iki buçuk üzerinde mi kazanacak vesaire vesaire. Bunlara gitmek lazım ve okuması da zor bir karşılaşma bana göre. O yüzden ben çok da iyi durumda olmayan bir Fenerbahçe'ye karşı rahat bir futbol oynayacak olan Sivas iç sahada etkili olmasını bekliyorum. Yani bu takımda ne olursa olsun e, baktığımızda Trabzonspor'u yenmeyi başardı. Yine son maçında e, kazanmıştı baktığımızda. Ben Fenerbahçe'nin kazanabileceğini düşünüyorum ama zorlanmasını bekliyorum sevgili dostlar ve yorgun işte moralsiz belki inanılmaz bir stres seviyesi içerisinde karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe'nin kalesinde gol görmesini bekliyorum. Rahat Sivaspor, formda Sivaspor karşısında kalesinde gol görmesini bekliyorum. Dolayısıyla buradaki tercihim ev sahibi 0.5 gol üstü olacak 1.55'lik oranıyla. Ee, dediğim gibi biraz da orana gitmeye çalıştım burada. Tabii dediğim gibi Fenerbahçe kazanabilir. Hani onu da şöyle alırız. Fenerbahçe'nin doğrudan ufak orandan galibiyetinden ziyade mesela yüksek oran kuponları şöyle bir riske gidilebilir maç sonucu 2 ve karşılıklı gol var yani Sivas'tan da gol beklersek 1-2 ila 1-3 bandında bir karşılaşma geçerse de bunu e, baktığında 2-34'lük orandan değerlendirebiliriz maç sonucu 2 ve karşılıklı gol varı ve sanki bir sevgili dostlar şöyle bir birden iki denemesi de bu karşılaşmayı yakışıyor gibi geldi bana hani ilk yarıdan bir şok Sivas hızlı bir Sivas başlangıcı ikinci yarıda hani bu işte taraftarlar acaba gitti mi şampiyonluk bitti mi derken işte ikinci yarıda dönecek bir Fenerbahçe'de olabilir diye düşünüyorum. Birden 2'de böyle çok fantezi olarak 23-15'ten aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bu tarz denemeleri yapanlarınız varsa da önermiş olayım. Evet geçtik Milan Inter maçına. Hatta şöyle yapalım. Videonun başında söylemeyi unuttum ama e, bu maça dileyenler skor tahminlerini yorumlar kısmına yazsınlar. E, bilen izleyicilerimiz arasından da bir çekiliş yapalım. Yani bir kişi idare edeceğiz. O yüzden ben niye alınmadım vesaire yazmayın arkadaşlar. Fazla bilen olursa çekiliş yapıyoruz. Bir sürü çekiliş programı var. Onlardan faydalanıyoruz. E, maç skorunu yazın arkadaşlar. isteyenler katılabilirler. Bilen bir dostumuzu süperstar grubumuzda bir hafta boyunca ağırlayalım. Hatta şöyle e, bakayım ayın kaçındayız 22. hatta Nisan sonuna kadar ağırlayalım arkadaşlar. E, dediğim gibi dileyenler skor etkinliğine katılabilirler. Şimdi maça geldiğimizde Inter kazanması halinde derbi şampiyon oluyor arkadaşlar. Ve bu ne demek? Aslında aynı stadda oynuyor iki takım ama e, iç sağ avantajı Milan'da olacak. Milan bu maçta yenilmemek için elinden geleni yapacak yani. Ezeli rakibine şampiyonluk kutlatmak istemeyecektir. Tabii bir sonraki hafta Milan Juventus deplasmanında olacak. Yani Inter'in de burada mesela bir beraberlik aslında işine gelebilir. Onlar da önümüzdeki hafta belki e, işte Milan'la Juventus oynarken orada belki gelecek potansiyel bir beraberlikte bilmiyorum. Şampiyonluklarını ilan edebilirler ama tabii ki bir de Milan'ı yenerek şampiyon olmak var. Onlar da şampiyon olmak için var güçlerle oynayacaklar ama kolay olmayacaktır Inter'i. Biliyorsunuz ofansif gücünün yanında savunmasındaki başarısıyla da yani çok az gol yiyen bir takım olması övüyorduk ama son karşılaşmalarında kalesinde net bir şekilde gol gördüğünü görüyoruz Inter tarafının. Yani biraz belki o şampiyonluk rehaveti, puan farkının çok açılması derken biraz oyuncularda da hani havaların da ısınmasıyla, sezonun sonunu biraz gevşeme olmuş olabilir. E Milan tarafı zaten biliyorsunuz genelde çok gollü maçlar oynuyor. Aslında onlar da iç sahada nispeten kalesini gole kapatabilen bir takım ama bu kadar güçlü bir Inter karşısında zor sevgili dostlar. O yüzden Inter'in şampiyonu almak isteyeceği, Milan'ın engel olmak isteyeceği bu karşılaşmada iki takımdan da yani birer tane de olsa ben gol gelebileceğini düşünüyorum. Maçın adına da goller yakışıyor bence ve en azından bir karşılıklı gol varı. 1.53'ten bence bu zor pazartesi bülteninde idealden değerlendirebiliriz arkadaşlar. Aklı yatanlar karşılıklı gol varını değerlendirebilirler mücadelenin. Evet Middlesbrough Pro e, Leeds United maçına geçtik. İngiltere Championship'te de sona doğru gidiyoruz. Yanılmıyorsam son 3 hafta olması gerek ya da son 4 haftada olabilir. E, Leeds United Ligin önemli yükselme adaylarından biri zaten geçtiğimiz sene düşmüşlerdi. Ama son dönemde inanılmaz sonsuz bir dönemden geçiyorlar. Middlesport'un playoff iddiası var ama şu anda maç eksiğine 9 puanlık bir fark var. Yani burada kazanıp diğer iki maçında kazanıp hani artık son playoff hattının sondaki takımın takılmasını bekleyecek iki maçta da. Çok tabii ki zor bir ihtimal baktığımızda ama ciddiyetle oynayacaklardır ki onların da fena bir dönemden geçmediklerini söyleyeyim arkadaşlar. Hatta Leeds United'ın aksine... Son 9 maçını kaybetmeyen bir Middlesbrough var. İç sahada ekstra etkili bir takım. Yani burada tabii ki şansları az belki ama hani gelip de Leeds'in daha çok ihtiyacı var hadi bir kalemizi açalım da demeyecekler. Ellerinden geldiğince iç sahada problem yaratmaya çalışacaklar. Leeds'in daha çok ihtiyacı var. Kazanabilir mi? Kazanabilir ama son dönemdeki Leeds görüntüsü o düşen form grafiği bana o güveni vermiyor. Leeds tarafına gidecek o güveni vermiyor arkadaşlar. O yüzden burada corner tercihine gittim. Middlesbrough'un da ciddi anlamda tehdit etmesini bekliyorum. Leeds zaten kazanmak durumda o yüzden risk edecektir. İki takımdan da katkı bekliyorum kornere. ve 9.5 üst corner 1.45 sevgili dostlar. Aklınız yetiyorsa bu yönde de bir değerlendirme yapabilirsiniz diyelim. Geçtik seviye Mallorca maçına. Tabi buradan da... İki takım da alt sıralarda. Mallorca'nın biraz daha düşme tehlikesi var. Sevilla nispeten bir tık daha rahat diyebiliriz ama biliyorsunuz Sevilla'da son 2-3 yıldır ciddi anlamda kötü performansları ortaya koyuyor. Son haftalarda toparlandılar. Yani sezon sonu gelmişken biraz daha böyle kemerleri sıktılar tabiri caizse ve son maçlarda da başarılı bir sevi seviye performansı görüyoruz. Mallorca tam tersi bir kupa finali biliyorsunuz. Bilbao'ya kaybettiler ve hem o kupa finalin arifesinde hem de sonrasında istedikleri sonuçları çok fazla alamıyorlar ve Yavaş yavaş artık belki sezonun son bölümü geldi ama ne olursa olsun ritmini formunu bulmuş ve iç sahada en dürüst oynayan bir seviyeye karşı da bence işleri çok fazla kolay olmayacak sevgili dostlar. Tabii ki buradan bir beraberlik almaya çalışacaklar ama şu anda bence biraz daha ibre form grafiğini yukarı çekmiş seviye tarafında. Ev sahibi kazanabilir karşılaşmayı ben bir galibiyet de aslında seviyeden bekliyorum ama şöyle bir şekilde şu tercihe giderek arkadaşlar biraz daha bence riski indirebiliriz. Doğrudan ev sahibinin galibiyetinden ziyade ev sahibi yarı kazanır tercihine gidersek bir yarıyı kazanması Sevgi bizim için yeterli olacaktır. 1.50'lik oranı var. Yine oldukça güzel bir oran sevgili dostlar. Aklınıza etiyorsa bunu da değerlendirebilirsiniz diyerek geçelim. Son mücadelemize Farense Benfica maçı. Benfica için artık sezon sezonun prestij maçları baktığımızda. işte e, ikinci sıradaki yeri neredeyse garanti. Sporting Gizbon adım adım e, şampiyonluğa doğru gidiyor. Şu anda maç fazlasıyla puan fark ona çıkmış durumda. Kazanırsa 7'ye inecek ama oradan sonra çok zor. Zaten Sporting'e ikili avarajı da kaptırmışlardı. Burada 3. üçüncü sıradaki düzeltiyorum. Porto ile arasında çok ciddi bir puan farkı var. Ya burada 8 puanlık bir fark var orada da. Ya burada e, berabere bile kalsa 9 puana çıkacak. Kaybetse bile 8 puanda kalacak. Yani üçüncü sıradan da bir tehdit yok. Ve biliyorsunuz Benfica'nın ana hedefi kupadan da elendikten sonra bu sefer Avrupa Ligi'nde final oynamaktı ve mümkünse kupayı almaktı. Ama Marsilya elendiler orada da ve dediğim gibi artık kontağı bence kapatan bir Benfica göreceğiz. Diğer tarafta Farense istikrar problemi olan bir takım. Böyle çok öngörülebilen bir takım değil. Biraz hani böyle nasıl diyeyim? Bizim Ankara gücünü falan mesela andıran bir takım. Hani böyle bakarsınız bulmadık bir galibiyet alır ama gider mesela iç sahada hiç olmayacak maçta takılır. İşte Ankara gücünü mesela e, İstanbul Spor'a iç sahada takıldığı gibi. Ama net olarak rahatlamış değiller. Yani biraz daha kümede kalma anlamında puan veya puanlara ihtiyaçları var. E bu Benfica'yı tabii ki gözlerine kestirecekler. Rahatlamış bu Benfica. işte motivasyon problemi yaşayacak Benfica. E, Avrupa Ligi yorgunluğu bir de seyahat edecekler. Burada deplasmana gidecekler. O yüzden burada da ben değerli tarafın, değerli oranın el sahibi ekip tarafında olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani Benfica tabii ki burada kazanabilir ama Benfica yine efendime söyleyeyim 3.5 üstünde mi? 2.5 üstünde mi kazanacak? Yok ilk yarıyı mı kazanacak? Yok dört buçuk altta mı kazanacak? Ya bunlarla uğraşmaktansa diyorum ki Benfica isterse 4 tane beş tane atsın ama biz daha ihtiyacı olan, daha belki bu maça motive çıkacak olan ev sahibini Farense'nin bir golünü değerlendirelim burada. Yani ev sahibi sıfır buçuk üste gidelim sevgili dostlar. Bunun da 1.49'luk oranı var. Önceki tercihim bu olacak. Ya yani bir korner denemesi de sanki yapılabilir gibi. Özellikle Benfica iyi bir korner takımıdır. Ev sahibi de ihtiyacı olmasından kaynaklı. Bu Benfica'yı yakalamışken biraz riske edecektir. Biraz oyuna girecektir. Ev sahibi de katkı verebilir bence arkadaşlar. O yüzden dinleyenler burada işte artık bilmiyorum 8.5 ise 8.5, 9.5 ise 9.5 korner tercihinde ekstradan alternatif olarak değerlendirebilirler. Diyelim sevgili dostlar ve pazartesi günü üzerinde sizlerle vedalaşalım. E, salı yayınımızda görüşmek üzere. Çünkü çarşamba yayınımız katıl üyelerimize özel olacak. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. 25 liralık yeni bir katıl seviyemiz var. Hep destek, tam destek diye. Dilerseniz orada hafta içinde bir gün orada yapıyoruz. Yani yoğun büyütenin olduğu günü işte perşembe olarak belirledik ama bu hafta perşembe büyüten olmadığından kaynaklı. Çarşamba yapacağız ve yine keza cumartesileri de hep destek tam destek se e, seviyesiniz arkadaşlar katılda. Onu da hatırlatmış olalım Çıkmadan beyni bırakmayı unutan dostlarım varsa beğenileri bir kez daha hatırlatayım ve lütfen kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. E, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve umarım da kazançlı bir hafta olur arkadaşlar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.